YKS sonuçları açıklanıyor. ÖSYM üniversite giriş sınavı sonucu YKS sonuçları ne zaman açıklanır araştırmaları üniversite sınava giren binlerce aday tarafından merak ediliyor. ÖSYM sınav sonuçları 2018 takvimine göre YKS sonuçları 31 Temmuz Çarşamba günü online olarak sonuc.osim.gov.tr adresinden açıklanacak. İşte alan yeterlilik testi, AYT ve temel yeterlilik testini, TYT, sonuçları hakkında yeni bilgi, YKS sonuçları ne zaman açıklanır ÖSYM net bilgisi verdi. Binlerce lise son sınıf öğrencinin girdiği YKS sonuçları için heyecanlı geri sayım başladı. YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan binlerce üniversite adayı tarafından araştırılmaya başlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı, YKS, başlığı altında alan yeterlilik testi, AYT ve temel yeterlilik testini, TYT, gerçekleştiren ÖSYM, sınavlarının bitiminin ardından sonuç tarihini açıkladı. İşte ÖSYM tarafından belirlenen tarih. Üniversite sınavı, YKS, ne zaman açıklanacak? Yükseköğretim Kurumları Sınavı, YKS, başlığı altında alan yeterlilik testi, AYT ve temel yeterlilik testini, TYT, gerçekleştiren ÖSYM, sınav sonuçlarını değerlendirmeyi tamamladıktan sonra erişimi açacak. Sonuçların 31 Temmuz tarihinde açıklanması bekleniyor. Bazı bölümler açıldı, bazıları kapatıldı, bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesi hakkındaki kararlar resmi gazetede yayımlandı. Bakanlar Kurulu kararı ile 13 üniversite bünyesinde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu. Buna göre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne bağlı Eczacılık Fakültesi, Erciyes Üniversitesi'ne bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, Erzincan Üniversitesi'ne bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi, Gümüşhane Üniversitesi'ne bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Hitit Üniversitesi'ne bağlı Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, İnönü Üniversitesi'ne bağlı Alevilik Araştırmaları Enstitüsü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ne bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne bağlı Hemşirelik Fakültesi, Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi'ne bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne bağlı Eczacılık Fakültesi, Selçuk Üniversitesi'ne bağlı Hemşirelik Fakültesi ile Siirt Üniversitesi'ne bağlı Tıp Fakültesi kuruldu. Kapatılan YKS-KOKULLAR, söz konusu kararlar Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Hitit Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Yüksekokulu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne bağlı Kahramanmaraş Sağlık Yüksekokulu ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ne bağlı Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu kapatıldı. İsim değişikliği, Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nin adı Mühendislik Fakültesi olarak değiştirildi. Tercihler 7 ila 14 Ağustos'ta, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna göre, tercihler 7 ila 14 Ağustos arasında ÖSYM aday işlemleri sisteminde, AİS, yapılacak. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. YKS baraj puanı nedir? Yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin gireceği 2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde yükseköğretim kurumları sınavın barajını geçmek için en az TYT'de 150'yi geçmek, alan yeterlilik testindeki AYT 180'i geçmeleri gerek.
yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT'den 15 net, AYT'den 20 net yapmak zorunda. Üniversite kayıtları ne zaman olacak? Yerleştirmelerin ardından kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3 ila 7 Eylül arasında olacak. Elektronik kayıtlar ise 3 ila 5 Eylül'de yapılacak.